Bağla alakası sayfa 77 mektup 83. Ey Üstad! Kur'an'ın bir mahkesi olan yazdığın risaleler senin ne büyük Üstad olduğunu kabul ve teslime kafidir. Sen ey aziz Üstad! İslamiyet üzerine çöken zulmet ve gaflet perdelerini risalelerine yırttın. O mülevves perdeler altındaki en nurlu hakikatleri meydana çıkardın. Senin sarsılmaz azmin, kahraman metanetin, ağramsız sayin, semeresiz kalmadı. Anadolu'nun ortasında öyle bir ağabey hayat çeşmesi açtın ki bu çeşmenin muslukları yazdığınız risalelerin, neşrettiğiniz eserlerin hakaykıdır. Şimdi hemen üstad haşi düşüyor ve diyor ki bu hizmeti kusyede sevap ve şerefte benim gibi bir çarenin hissesi tasavvur ettiğiniz miktardan binde bir düşse yine şükrederim. Ehli hüner elmas kalemleriyle imdadıma yetişen sizin gibi Kur'an'ın halis sakitleridir. Bak üstad nefsini almıyor hemen. Talebelerin bütün mektuplarında, üstad öven bütün mektuplarında bu haşileri görürsünüz yani. Ben bunu kendi nefsime kabul etmiyorum. Ve sen onu şahs manevisi adına kabul ediyorum diyor. Ama tak haşiyeyi koyuyor yani. Hiç şeyi bırakmıyor. Ama Lütfü abinin arkadaşı da artık ismen kim olduğu yazmıyor. çok güzel mana ifade etmiş. Anadolu'nun ortasında yani Barla'da öyle bir ağabey hayat çeşmesi açılmış ki o ağabey hayat yani hayat suyunun sen söyle muslukları da nedir? neşetlenen risaleler olduğunu ifade ediyor. Ve menva ve madeni baki olan Kur'an-ı Hakim'in bahridir. Yani Kur'an denizidir. Nereden süzülüyor? Kur'an denizinden süzülüyor. Bunu çok nazara vermemiz lazım. Yani yaptığımız en büyük hata o bence. Kur'an-ı Kerim'in manevi tefsir olduğunu, her okuduğumuz dersin Kur'an'ın bu ayetinin manevi tefsiri olduğunu, işte şu manadaki ayetinin manevi tefsiri olduğunu, Kur'an'ı anlamaya çalıştığımızı nazara vermemiz lazım. Bu eksik bir yönümüz. Benim görmüş olduğum nokta. Bir gün olup bu dar imtihandan saadet alemlerine göçtüğün zaman kıymetli eserlerin senin namında beraber yaşa yaşatacaktır. Ne mutlu senin açtığın çeşmenin kıymetini takdir ile ona muhafız ve müdafi olan ve icabında eserlerinin ahkamını ilan ve telkin uğrunda bin can ile hayatını fedaya müheyya olan Candan sevdiğin talebelerin var. Ne mutlu senin açtığın çeşmenin kıymetini takdir ile. Bak çok önemli nokta bu. Çeşmenin kıymetini takdir etmek, ona muhafız olmak, müdafi olmak ve icabında eserlerinin ahkamını ilan ve telkin uğruna, anlatma uğruna, yaşam uğruna, ifade etme uğruna, neşir uğruna bin can ile hayatını fedaya müheyya olan, bin can ile hayatını feda etmeye hazır olan Candan sevdiğin talebelerim var. Elhamdülillah gerçekten de öyle abiler gelmişler. Rabbim bize de öyle ihsan yani olmayı nasip etsin. Uhreviler diyarında olduğunuz zamanlarda dahi sizin ruhunuzu muazzep edecek hareketlerde bulunmayacaklarına emin olunuz. Siz alem arette olduğunuz zamanda bile diyor sizin ruhunuzu azap verecek hareketlerde olmayacaklarına emin olunuz. Gerçekten de öyle. Mesela üstadın en yakın talebelerinin hayatına istikametsiz gözükmemiş. Mesela Abdullah Ayin abi değil mi? Zübeyir abi, eh, Ahmet Aytemir abi, mesela Allah rahmet eylesin. Mustafa Sungur abi. Bunların hepsi hayatlarında elhamdülillah şu anda yaşayan hayat olan Hüsnü Bayram abi mesela. Kemik yani. ilk gibi. Hiç şeyleri yok. Yani almış oldukları o emaneti harbiden bir hakkın sahip çıkmışlar. Yani neden bu insanlar varis olmuş? Hayatlarıyla gösteriyorlar. Yani ben öyle görüyorum şahsım adına konuşayım. Birçok esrar Kur'an'ın anahtarlarını şimdiden talebenize tevdi ettiğinize, onlar canla başla size minnettar ve müteşekkirdirler. Bugün saçmakta olduğunuz feyizli nurlar, beşeriyetin hakiki insan olanlarını payansız sürullara istirak ederek mükellef oldukları vezayifi bildiriyor. Hizmetiniz inkar edilmez ve senin fedakarlığın azimdir, azimdir. Aziz Üstad, hizmetin göklerde geçsin, haşiye. Bu kardeşimin bu hissine iştirak etmiyorum. Rıza ilahi kafidir. Bak ne dedi? Tekrar okuyayım. Üstad hakkında aziz üstadım hizmetin göklerde geçsin diyor. Hemen haşiye düşüyor üstad. Bu kardeşimin diyor bu hissine iştirak etmiyorum. Rıza ilahi kafidir. Eğer o yar ise her şey yardır. Eğer o yar değilse bütün dünya alkışlasa beş para değmez. İnsanların takdiri, istihsanı, beğenmesi eğer böyle işte Böyle ameli uhrevi de illet ise yani onun için yaparsan esas gayen oysa ameli iptal eder. Eğer müreci ise o ameldeki ilası kırar. İkinci bir tercih olarak varsa tamam mı müreci yani tercih tercih arasındaysa amel ihlası kırıyor. Eğer müşevvik ise ya şevk alıyorum saffetini izale eder. Onda da zarar var. Yani bak mesela çok önemli bir nokta bu. En büyük sıkıntımız. Sonuca bağlı şevk şevk değildir hep söylüyorum ya. Yani neticeye bağlı şey. Ya birileri gelmiyor işte düşüyor çapım, moralim bozuyor falan. Kardeşim sen hizmet davasında değilsin farkında olmadan. Sen ücret davasındasın. Beklenti var. Beklenti var yani. Beklenti kurdu girdi mi gövden işine artık yavaş yavaş seni kemirir. Beklenti kurduğunu sokmayacaksın. Yani bir kişi, beş kişi, on kişi, yirmi kişi, yüz kişi, yüz, kişi, yüz elli kişi arasında fark olmaması lazım. Çünkü esas olan tebliğdir. Değil mi? Cenab-ı Hak sana tebliğ vazifesini vermiş, hizmet vazifesini vermiş. Kimse gelmemiş. Sana sana bak Cenab-ı Hak sormayacak ki kim kimseye getirdin mi? Kaç kişi izledin? Kaç kişi çağırdın? Kaç kişi geldi? Kaç kişi dinledi, değil mi? Sadece anlattın mı? Anlattıysan anlat. Ama neticeye bağlı yani ücrettir bunun adı. Ücret noktasında bir beklenti içine girince nefsin istemiş olduğu ücret, beklenti karşılanmayınca şevk sönmeye başlıyor. Sefer atalet başlıyor. Yehis başlıyor ondan sonra. Olmuyor işte falan filana yani gidiyor. Yansıma olmaz ya Olmaz yani. Tabii. Ücret peş bekliyorsun yani. Nefis çünkü istiyor böyle şeyler. Arar yani. Nefsin özelliği ama sen susturacaksın nefsini. Yani beklenti içinde olmayacaksın. Diyesin hayır kardeşim benim ben vazifem bunu yapmak. 5 kişi gelmiş 10 kişi gelmiş. Ha 10 kişi 20 kişinin gelmesine uğraşacaksın ama neticeyi bak beklemeyeceksin. Biz o yani nefis öyle ister istemez o neticeyi bir beklenti içine giriyor. Yani böyle bir hemen hissiyat bulanması oluyor insanda. Ee, peki bunda ameldeki ilası kırıyor ve eğer müşevvik ise saffetini izan eder. Eğer sırf alameti makbulet olarak istemeyerek Cenab-ı Hak ihsan etse istemiyorum ben ama Cenab-ı Hak da ihsan ediyor. O amelin ve ilmin insanlarda hüsnü tesiri namına kabul etmek güzeldir. Yani bu benden değil. Hakikaten olan güzelliği ve ali lisane sidqin fil ahirin. Buna işarettir. Ne demek? Bana arkandan hayırla yad edilmeyi nasip et diye dua. İnşallah bize de Cenab-ı Hak öyle bir nasip etsin. Hayla yad edilmeyi. Tabi bu ihlasla da binayen olur. Yani hayla yad edilmeyi de iş yapılmaz. Yani desinler diye değil ama biz Cenab-ı Hakk'ın rızasını gözetiriz. Cenab-ı Hak da bize ikram eder inşallah. Tabi yani fıtrı ikinci niyeti sokmayacağız devreye. Dimadan gelen niyeti soktu mu devreye buradan? Evet. Fedakar Üstad, Diyanetten medet almayan ehli gafletin gafletini ziyadeleştiren edebiyat denilen müthiş sarhoşluk ancak ve ancak sizin asar ve telkinleriniz sayesinde mündefi oluyor. Dinsiz milletler payidar olamayacağı ve hatta insaniyeti bile öğrenemeden dünyadan gelip geçeceklerini pek makul ve mantıklı delillerle ispat ettin. Eserlerin ruhun gibi ulvi ve, ve ihatalı. Sevgili Üstadım, müşteri olmalısınız ki sizin sayeniz beyhuda değildir. Layımut risalelerin ilelebet kıymetli ellerde gezecek, bugünkü dinsizlere haddini bildirecek ve belki iman dahi bahşedecek. Zaten sizin talebiniz bu değil mi? Emeliniz, gayiniz iman dairesinde ikaz ve irşat, irşat hedeflerine yetişmek değil mi? Felsefe mezbelelerinde nalan ve sürünen edepsizler elbette hakiki edebi ve edebiyatı sizin eserlerinizde bulacaklarına asla şüphe yoktur ki böyle olacak. Üstad edebiyat noktasında çok hassas davranmış. Manayı, bak manayı feda etmemiş. Hani kafiyeyi, safiyeyi, safiyi kafiyeyi feda etmek diyor lemadde tamam mı? Yani manayı kafi olsun diye safi, saf manayı kafiyeye uyduruyorsun. Yani böyle güzel olsun, artistik olsun, güzel yani şekil olsun. He, bir şey daha ekleyeyim falan. Tamam mı? Üstad bunu yapmıyor. Direkt manayı söylüyor. Manayı yani kafiyeyi safiye feda ediyor. Evet siz de artık muhterem üstad muhtaç olan koca bir millete tarih ve mikyas kabul etmez bir hizmeti ifa etmiş bulunuyorsunuz. Bu millet, bu toprak, bu vatan hiçbir zaman size olan borçlarını ödeyemezler. Evet elhamdülillah şimdi yavaş yavaş üstadın hakikati ortaya çıkmaya başladı değil mi? Devletimizde. E, Risaleleri ondan sonra Diyanet eliyle basarak da e, meselenin farkına vardı. Dilerim ki bu azim kutsi hizmetinizin mükafatını Cenab-ı Hak size pek layık bir tarzda ihsan etsin. Dünya ve ahirette sizden ve bizim gibi aciz ve kusurlu hizmetçilerinden razı olsun. Amin demiş Lütfü'nün arkadaşı. Bağdan ayakası sayfa 78 ve 79'daki mektupta.